Yahya Kemal öğrencilerinin sergilediği bir yıl boyunca yapmış oldukları resim, fotoğraf, işte fotoğraf, seramik işçiliklerini görüyoruz şu anda sonuçlarını. Hepsi birbirinden güzel. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Katıldığınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca öğrencilerimizin tamamını kendilerinin yapmış olduğu yaklaşık 150 adet resim. Bunun içerisinde yağlı boya tabloları var, efendim kara kalem çalışmaları var. Görmüş olduğunuz mozaik, her biri tek nokta nokta yapıştırma olan mozaik çalışmaları var. Yaklaşık 100 tane fotoğraf var. Öğrencilerin kendisini çekmiş olduğu fotoğraf var. Yine orada göreceksiniz öğrencilerin sene içerisinde öğretmeniyle beraber yapmış oldukları seramikler var. Çok büyük emek var. Ben öğretmenimize, emeği geçen öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün hava şartlarından dolayı biraz rüzgarlı olduğu için çok durmadı yerinde şövalyeler. İnşallah daha kapalı bir ortamda, inşallah kültür merkezinde daha kapsamlı bir şekilde tekrar bunları sergilemeyi düşünüyoruz. Ama çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Hocam, çok güzel eserler çıkmış meydana bir yıl boyunca. Emeklerinizden ötürü çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz. Bize şöyle kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii, tuval üzerine akrilik boya çalışmalarımız var. Kara kalem çalışması var. Atık malzemelerle yapılan çalışmalar var. Bir de mozaik çalışmalarımız var. Onun dışında güzel sanatlara hazırlanan öğrencilerimizin kara kalem çalışmaları var. Çok keyifli bir yıl geçirdik. Çocuklar için de çok güzeldi. İlk defa böyle bir etkinlikte bulunuyorlar. O yüzden çok keyifli, severek yaptılar. Biz de sonuç olarak onu sergiliyoruz. Peki şu Atatürk portresi mozaik sanırım. Ne kadar zaman aldı yani? Bayağı 6 ay kadar sürdü. Çünkü tek tek çocuklar önce altta bir çizim var. O çizimin üzerine tek tek renklerine uygun olarak yerleştiriyorlar, yapıştırıyorlar. En son tamamlayıp çerçeveye girdi. Toplamda 6 ayı geçti bile diyebiliriz. 6 ayı geçti. Sadece görsel sanatlar dersinde mi yapılıyor evet, bu? Aslında görsel sanatlar dersi içerisinde resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf hepsini barındırıyor. Ama biz resim öğretmenleri biraz resim yaptırarak kolaya kaçıyoruz. O yüzden istiyorum ki çocukların her şeye eli dokunsun lisedeyken. Çünkü sonrasında çok bu tarz şeylere vakit bulamıyorlar. O yüzden orada seramiklerimiz de var. Bir sürü aktivite yaptırmaya çalışıyorum. Çok güzel. Ayasofya, Sultanahmet. Öyle hayal etmiş bence çocuklar. Üsküdar, buradaki balıkçı barınağı burası. Bunu 9. sınıftık. Arkadaşım, çoğunu zaten arkadaşım yaptı. Hatta direkt arkadaşımın eseri. O taşındığı için sergiye seçtik. Buraya getirmeye karar verdik. Şimdi burada böyle duruyor. Taşındığı için gelemedi o. Ama resmi kalmıştı, arıyordu. Biz de sergiye koyduk. Bunu artık kendisine iletirsiniz. Evet, ileteceğim. Öncelikle isminizi alalım. Havin. Havin. Evet. Havin Hanım, bunu siz kendiniz yaptınız değil mi? İkiniz beraber yaptınız. Bana anlatabilir misiniz nasıl? Çok basit duruyor ama göründüğü gibi de. Daha zor. Onu tutabilirsin istersen, resmi kapatmayalım. Normalde yani şu şekilde basit gibi duruyor ama yapmamız 2-3 ay falan sürdü. Bir de 2 kişi yapıyorduk. Anlatabilir misiniz nasıl yaptınız? Tek tek hepsini yapıştırdık. Tek tek? Evet, bunların hepsi tek tek yapıştırıldı. Bunun altında herhalde bir eskiz falan vardı örneğin. Hayır, yoktu. Biz kendimiz çizdik. Evet. Kendiniz çizdiniz. Bir tane sanatçının resmiydi hatta, ismini hatırlamıyorum. Çok güzel olmuş ama. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Resminin konusunu bize bir kısaca bir geçebilir misin? Resmimin konusu ben mi tutacağım? Tutsan. Eyvallah. Eseri kapatmayalım. Tamam, eserin şey işte kadına şiddetle ilgili eskiden yaptığım bir şeydi. Burada kadın haklarını temsil eden bir el işareti var. Burada şiddet gören bir kadın. Burada kendini korumaya çalışan bir kadın. Bir de eskiden karşıda kadına şiddet çok fazla olduğu için ayakkabılarını binaya asıyorlardı. Onunla ilgili. Burada da kadınların konuşma hakkı olmadığı için sürekli kafese nasıl desem özgürlük haklarını kısıtladıkları için burada bunu yansıttım. Burada kadınların konuşma hakkı olmuyor. Burada da annesiyle babasının şiddet uyguluyor işte.
çocuk da bundan algılanıyor işte. Öyle bir gördüğünü şey oluyor. Uygular zaten çocuklar. O kadar işte. Mi? Bir şey göstereceğim sana. Bir de şeyler var. Mozaikler var. O da daha enteresan. Mesela bir resmi bakarak mı yaptınız yoksa tamamen hayal mi? Hayal ürünü de var, bakarak da var, bakıp değiştirdikleri de var. Hepsini öğrensin. Öncelikle adını alalım. Adım Derin. Derin, bize resmin hikayesi varsa anlatabilir misin? Tabii, resmimin hikayesi öncelikle yeşil ağırlıklı olmasının sebebi en sevdiğim renk ve enerji verdiğini düşündüğüm için yeşilli kullandım. Bu kadını da anneme çok benzettiğim için annemi çizmek istedim. Yani... Buradan annene söylemek istediğim bir şey var mı kameraya? Annemi çok seviyorum ve bu zamana kadar gerçekten yaptığı her şey için çok teşekkür ediyorum. Yani ona karşı sevgimi sözcüklerle anlatamam. Bu eserini de annene hediye ediyorsun herhalde. Teşekkür ederiz. Öncelikle seni tanıyalım. Adım Şeli, 14 yaşındayım. Tokyo'da okuyorum. Ben bu resmi çok beğenerek yaptım. Çünkü ben bunun hikayesini öğrendiğimde çok duygulandım. Tamam. Ben bunu hikayesinden dolayı yapmak istedim. Çok hoşuma gitti. Öğretmenimiz söylemişti bize. Bunun hikayesi çok eski zamanlarda kadınların konuşma hakkı olmadığı için, yani şu şekilde söyleyeyim. Onlar o zaman konuşma izni yokmuş. Gözleri genellikle büyük oluyordu ama ben çok yapamadım ama gözleri büyük, ağzı kapalı oluyor. Bunun sebebi ise kadınlar her şeyi görebilir ama konuşmaların izin olmadığı için o anlama geliyor. Genellikle ve dikkat ettiyseniz elleri çok büyük. Bunun sebebi de eskiden kadınlar, bu tabi sadece kadınlar özel bir şey de, erkekler de dahil, çok çalıştıkları için, bir günde 13 saatten daha fazla çalıştıkları için elleri çok büyük oluyorlarmış. Bu beni çok etkiledi. Kısaca böyle özgeçmek istedim. Bu şekilde. Rica ederim. Gerçekten çok güzel düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Ama gözleri gayet iri olmuş bence. Daha iyisini yapamazdın zaten. Teşekkür ederim. Sene başından Eylül'de başladık. Müdür Bey sağ olsun bir atölye verdi bize. Tamamen el yapımı hepsi. Bütün öğretmen arkadaşlarımız derslerden çıktıktan sonra atölyeye geliyorlar. Akşam 7-7.30'a kadar orada bütün günün stresini atıyoruz. Hafta sonunda bırakmıyorlar beni. Hafta sonunda aynı şekilde yapıyoruz. Seramik çok zorlu bir süreç. Çok zor. Ama sonuçta böyle çıktığında veya ondan bir şey içtiğinizde o kadar keyifli ki kendi ellerinizle şekil verdiğiniz çamur şu hale dönüşüyor. Çok mutluyuz. Birazdan dersten çıkıp gelecek öğretmen arkadaşlarımız, onların eserleri, çalışmaları. Bu kadar. Güzel bir etkinlik. Sağ olun, teşekkür ederim.